Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sivas Uğur Nakliyat. Sivas Uğur Nakliyat, evet. Abi şimdi geçenlerde çarşıda bir iş için dolaşırken senin arabayı gördüm. Evet. Instagram'da da paylaştım. Burada sağ olsun bir izleyenimiz senin numaranı paylaştı bizde. Dedi Doğru, ki o doğru. zaman bunlar yoktu üstünde herhalde. Yok, var mıydı? Yoktu. Bunlar bir hafta falan Bir önce hafta yapmıştım. önceydi zaten. Tamam, hemen sonradır demek ki. Tamam, aynen hemen sonra. Evet. Sonradan fotoğraf atan da çok oldu zaten. Doğru. Sonra nasip oldu denk geldik. Arabayı bulduk. Şimdi Evet. ben esasında sen de bahsettim. 124 kasayı çok seviyorum. Evet. Her haliyle çok seviyorum. Bu arabanın da bir hikayesi var. Biz de tabii Emre'yle hikayeyi de duyunca daha çok bir heveslendik yani Evet, arabaya. evet. Önce abi senden arabanın hikayesi. Nereden buldun, aldın bunu, nasıl getirdin? Şimdi bu arabanın hikayesi, bunu burada bir Sivas'ta bir kaportacı arkadaşımız var. O şeyden almış, ihaleden. Bu araba şeyden gelmiş, Hollanda'dan Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne hibe olarak gönderilmiş. Üç tane gönderilmiş az önce de söylediğim gibi. Bir tanesi gümrükte kaybolmuş, bir tanesi kazada pert, biri de bu. Biz bunu atıl vaziyette aldık yani. Kötü durumdaydı aldığımızda. Genel manada ufak da olsa topladık bunu şu anda. Çok keyifli şekilde biniyoruz. Yani bu kadar bildikleri, benim bilgiye sahip olduğum bu kadar bunlar. Anladım. Şimdi bu arabanın tabi 124 Mercedes'lerin biliyorsunuz arkadaşlar çok farklı kabin seçenekleri, çok farklı motor seçenekleri var. 200S'i var, E200'ü var, 250 dizelin mesela düzü var, EGR'lisi var, turbolusu var. Mesela 300 dizel var, 300 turbo dizel var. Bu araba esasında tam kıvamı bunun. Evet. 250 dizel, 4 otomatik şanzımanlı Evet. versiyonu. Şimdi bu arabanın güzel yanlarından bir tanesi bu araba esasında Station Wagon 124'lerle aynı ama bu biraz daha uzun ondan. Ve üst tarafı tabi birazcık büyütülmüş. Ambulans olarak tasarlanmış. Sen bunu aldıktan sonra ön göğüs kısmını değiştirmişsin. Göğüs Komple. değişti. Onda şey diyorsun, telsiz tertibatı falan Evet, vardı diyorsun üzerinde eskisinde. muhtemelen hastalar için kullanılan işte cihazlar, hatta bir 112'nin kısmı kendi anlaşması için kullandığı şey evet vardır onlar vardı muhtemelen. üzerlerinde. İşte göğsü değiştirdik. Aksta şey bir de arka tarafta şeyleri vardı bunun. Nedir? Sedyesi, küçük işte hemşire oturan koltuğu, hatta sedyeliklerin bir kısmı duruyor arkada. O sedyeyi çıkardık oradan, bunu otomobil haline getirdik. O hikaye de önemli. Şimdi sen bunu aldığında bu özel maksatlı Tabii ki kullanımdaymış ruhsatta, bu ambulans ruhsatta olarak. özel amaçlı ambulans geçiyordu. Biz buna teknik belge düzenlettirdik komple sıfırdan. Sadece projeyle kurtaramadık. Proje çizdirdik. Yani bütün işlemlerini yaptırdık. Şu anda otomobil oldu. Yani O şöyle da de özel zor bir süreç. zor bir süreç. Otomobil olması, kamyonet olması işimize gelmezdi bizim açıkçası. Kamyonet olur dediler bize önce. Sonradan işte baktığımızda otomobil oldu. Çok da güzel oldu. Çok keyifli biniyoruz. Anladım. Severek bindiğim bir araç. Tabii tabii kesinlikle abi. Bunda bu arabada bu arada bunun zaten stationların hepsinde var arkadaşlar. Bu arabada da arkada ayarlı Evet. süspansiyonlar var ama otomatik. Çalıştığın an araç kendiliğinden kendini yükseltiyor yukarıya. Ve arka tarafta abi şimdi sen şey dedin bize. Arkada dedin şey var. Vakumlu kapı. Vakumlu kapı Evet. var dedin. Ona bir bakalım. Vakumlu Mesela kapı arka bagaj kendiliğinden. kapağı. O benim çok garibime gitti yani. Açayım dedim. Kanka arkadan da garip yani değil mi? Biraz boyasını arkadaşlar alelade yaptırdım dedi. Değil mi abi? Boyattıracakmışsın bu kış. Bu geçici olarak şu anda boyandı bu. Yani Sadece bu hani dursun evet diye. evet evet bu sadece muayeneden falan geçirelim. Ondan sonra komple yeniden boyanacak bu. Bak burada da aydınlatması falan var ha yukarıda. Bütün şunlar hep Gelsene çalışıyor acı. bakın. Şöyle bastığımızda Baksana burada hepsi aydınlatma çalışıyor tuşları bunlar var. işte. Hazard Sunroof'u neyse. var. Aynen ortada bir de sunroof'u var arkadaşlar arabanın. Şimdi burada görüyorsunuz işte sağa sola çarptığınızda acımasın diye muhtemelen Bunlar böyle işte yerler var. Şu önceden ne kapı. abi? Muhtemelen maske gibi bir şeyler vardır oralarda. Bez maske yeri. Ha, evet baksana şöyle bir yer. Maske yeri. Oradan sonra Yukarıda burada havalandırması var. hala eski tüplerin aparatları duruyor oksijen tüpünün filan. Şöyle Hadi göstereyim. onlarla beraber aldın sen bunu. Onu biz kendimiz yaptırdık. Bunu sen yaptırdın. Şurası zaten istetme yeri burası. Bunun içinde işletme var. Burada ayrı bir bölmesi daha var bunun. Onlar yapmışlardı biz de bozmadık bunu. Oo abi Şöylece. ora çok güzelmiş ya. Ondan sonra Çok güzel. yani Tam kaçakçı arabası yemin şunu biz ediyorum. yaptırdık Göz sonradan. on numara Direkt aklıma geldi. yani. Şurası da bahsettiğin sede yerleri Bu değil mi? sedye yeri şöylece muhtemelen şöyle kullanılıyor. Şurada aparatı vardı ben bunu söktüm şuradaydı. Şuraya takıyorsun bunu Oo, böylece. buradan tutuyor. Sedyeyi üstüne atıyorsun işte böylece. Çok iyi. Şu koltuğu siz mi koydunuz Bu abi? koltuk bana ait. O dediğim o sattığım aracın koltuğu. Ha, Kapısı öncekinin. bakın şöylece bıraktığımızda bak yavaşça bırakıyoruz. Vakumlu Şekilde lan. yani
çekim alıyoruz. Vallahi vallahi vakum. Bir daha alabilir miyiz vakumu? Şimdi gel kanka. Şöylece kafaya bıraktığımızda. On numara. Sadece bagaj kapağında var diyorsun bagaj, abi. Muhtemelen hasta düşmesin diye yapmışlar galiba. Ha, yarım kapanırsa falan kendi çeksin diye. Aslında mantıklı, hiç aklıma gelmedi ha. Doğru. Onun için yapmışlardır bu. Diğerlerinde yok öyle bir şey. Bence çok mantıklı. Abi lastikleri koyalım, bir şöyle ön tarafına geçelim. Kanka bak şundan baksana ya. Oğlum orada bir sürü malzeme var bak. Sunroof manroof var. Lan bunda hasta olunur lan. Yatsan üstte sunroof var anasını satayım. Tavanı izleye izleye git. Abi şuradaki kapımızı açalım. Orada şimdi işte, şimdi burada ne var? Yukarıda. Şurada komple dolap vardı. Karşı tarafta orayı söktüm ben. Şurada da i̇şte dolap vardı. İnsanın kafasına değiyordu şöylece. He. Bu muhtemelen işte hastaların şeylerinde kullandıkları. Biz tabii araba parçası koyduk diyorsun. Evet. Şurada bir tane malzememiz var. Bu ne abi? Isıtıcı. Bu %100 derece ayarlayıcı. Bu herhalde burada klima da varmış galiba. Şu anda yok. Arka taraf için. Evet. Şu şu üst havalandırma. Havalandırmanın açılıp kapanma şeyi. Açılıp kapanma şeyi. Çok güzel. Ön tarafına şeyin Almanya'nın şeyi duruyor. Aynen bak. Sağlık işareti. Sağlık işareti duruyor. Aynen. Şöyle bir ön tarafına geçelim de bir turlayalım o zaman. Ya şuna bak ya. Ya tabii 124'ü ben hep seviyorum ama bir de bu araba kaç bindi abi? Bunun orijinal kilometresi 190 binde. Oo yine de kullanılmış ama yani. 190 binde evet. Yine de kullanılmış. Ya zamanında düşün Sivas'ın yani bunu Yıldızeli ilçesinde Mercedes ambulans varmış ya. Bunu 190 binde söylememin şeyi bildiğim şu. Orada çalışan teknik personelden bir tanesi bunu kullanan yani o kilometredeydi tahmin ediyorum diyor. Şu an üzerinde 25 bin yazıyor ama belki de bu doğru. Bunu da bilmiyorum yani. He anladım. Şu an 20, net 21 bilmiyorum. Bin yazıyor abi. Evet. Kilometre olarak ama sen şey dedin onu da arabanın motor kaputunun altında birkaç yere bir işlem yapmış. Evet, o kişi tanıyor arabayı yani. Yıldızeli Devlet. Oradan tanıdı diyorsun. Teknik, aynen. Teknik bölümünde serviste çalışıyormuş orada. Tanıdığım, bildiğim bir araba dedi. Vallahi çok güzel. Ya zaten ön tarafı, direksiyonu, şanzımanı her şeyi aynı. 124'te tamamıyla aynı. Hiçbir farkı yok bu arabanın. 250 dizel motor da gerçekten tam böyle şey dönemin performans, fiyat ve yakıt tüketimi açısından ortaca otomobil. Yani 5 silindirli makine güzel gidiyor. Tatlı toparlıyor. 90 beygir zaten bu araba. Bu araba kendini kanıtlamış artık. Sağlamlık olarak. İnsanlar bu aracı tanıyor yani. Bunun şeyi çok. Talebi çok bu aracın. Tabii. Özellikle 250 dizel 5 silindir olması. Sesi soluğu da güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Sesi soluğu da güzel. Aynen. Yani devlet mal olduğu için biraz daha bakımlı yani normal. Şahsın bindiğinden bakımları demek ki zamanında yaptırılmış. Yani güzel şu an. Tabii kesinlikle yani abi. Bu modele göre şu an bunun yürümesi bile belki mucize. O kadar zaman uzun yıllar yatmış ki bu araç. Yok ya 124. Ufak tefek eksikleri var ama yani onu biz gözümüz görmüyor artık. Abi çeviriyor da arabayla gaz diyorum gidiyor yani. Evet. Gayet güzel. Vallahi abi çok teşekkür ediyorum. Bize arabanı verdiğin için Allah razı olsun. Biz geldik yekten istedik sen de yekten. Evet. Hadi gidek dedin çıktık geldik. Emre'cim sana da teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah, Allah razı olsun. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.